Evet yani Allah'ın varlığının e, delillerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'ın varlığına inanmayı, evreni, bilinci, ahlakı, evrendeki hassas ayarları Allah'la açıklamanın bunun tarih boyunca alternatifi olan materyalist ateist yaklaşımdan daha tutarlı, daha iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. İki tanesine kısaca değineyim. 20. yüzyılın ikinci yarısında mesela ortaya çıkan, fizikte ortaya çıkan hassas ayarlar bunun bir örneği. Fizikteki hassas ayarlar işte 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. Şimdi bu hassas ayarlar evrendeki yasaların, evrendeki sabitlerin ve evrendeki süreçlerin çok çok hassas ayarlandığını gösteriyor. O kadar hassas ayarlı ki buradaki şiddetleri biraz yukarı veya biraz aşağıya çekseniz evrendeki değil, evrenin herhangi bir yerinde canların da oluşması mümkün değil. Hatta evrenin herhangi bir yerinde moleküllerin bile oluşması mümkün değil. Birçok örnekten sadece bir tanesini vereyim. Mesela evrenin genişlemesi şu anda kozmolojik sabitle sağlanıyor. Yani bu kozmolojik sabitinde bir şiddeti var. Ve bunu matematiksel olarak da ifade ediyoruz. Yani 10 üzeri 120'de bir oranında bu kozmolojik sabitin şiddetini azaltsak veya çoğaltsak evrenin herhangi bir yerinde bırakın canları moleküller bile oluşamıyor. Ne oluyor? Diyelim evren çok hızlı bir şekilde bir anda genişlemiş oluyor. Evrendeki bütün madde çok hızlı bir şekilde genişlediği için yıldızlar oluşamıyor. Veyahut da bir anda bütün madde üst üste çöküyor. Şimdi tabii ki Ali Bey 10 üzeri 120'nin ne olduğunu bilir ama birçok seyircimiz bilmeyeceği için açıklayayım. 10 üzeri 120'de biri yakalamak şöyle bir rakam. Şöyle düşünün, bütün uzaydaki atom altı parçacıkları, protonların, nötronların alt parçacıkları olan kuarkları, hatta fotonları, ışık parçacıklarını ve elektronun hepsini toplasanız bile 10 üzeri 120'den trilyonlarca defa az. Birisine desem ki bütün insanlığın kurtuluşu dünyadaki tek bir kum tanesini bulmama bağlı. Dünyanın herhangi bir yerine kum tanesini saklayın, onu yakalarsam dünya kurtulacak. Ben onu bulsam bir kere de herkes bunu bilinçli bir şekilde onu bulduğum kanaatine varır. Bu kadar düşük olasılığı bir amaca göre bulmamda. 10 üzeri 120 öyle bir sayı ki bütün evrendeki bu parçacıkların içine bir tane minik kuarkı, elektronu diyelim saklıyorsunuz ve onun bulunmasıyla bütün insanlık kurtulacak ve o bulunmuş. İşte Kozmolojik sabitteki 10 üzeri 120'de bir olasılığın gerçekleşmesi böyle bir şey. Ve sadece kozmolojik sabit değil, evrendeki yer çekimindeki e, sabitin hassaslığı, elektromanyetik kuvvetin hassaslığı, evrenin başlangıç entropisi gibi birçok hassas ayar ayarlanmış. Ha bunun da bizim güncel mantıkta kullandığımız, mantığı buraya uyguladığımızda çok basit bir şekilde. Bu kadar bir amaca yönelik düşük olasılıklar gerçekleştirilmişse, bunun arkasında bir hassas şekilde ayarlayan, yani bilgisi yüksek, çünkü bu hassas şeylerin neye sebebiyet vereceğini biliyor. Bütün evrende bunları gerçekleştirdiğine göre kudreti yüksek ve evrenin ham maddesini böyle oluşturduğu için evrenin yaratıcısı olan bir güce bu argüman bizi götürüyor. Mesela şuradaki stüdyoda siz "Merhaba Ali Nesin, Merhaba Caner Taslaman" yazsanız, biz bunu yazanı kim olduğunu bilmesek de tebeşirin rastgele tahtaya vurulmasından ibaret olmadığını hemen anlarız. Neden? Çünkü Türkçedeki bu kelimelerle bizim ismimizle tebeşirin rastgele arka arkaya vurulması o kadar düşük bir olasılıktır ki bu amaçla onların birleşmesi bunun arkasında bilincin olduğunu hemen anlarız. Caner Hocam haklı, şöyle haklı, çok şaşırtıcı bir evrende yaşıyoruz. Yani o bahsettiği sayılar, bulduğumuz kurallar, Efendim belli ki bir mantığı var, belli ki bir, bir, düzeni var. O düzen olmasa biz de olmazdık zaten. Daha da şaşırtıcı şeyler var. Ya yani bakın fiziğe bakalım, felsefe, felsefe yapalım. Maddenin varlığı, madde nasıl olabiliyor? Yani hep mi vardı madde? Nasıl bir şey hep olabilir? Hep olmak ne demektir? Yani bu nereye kadar gidiyor? Ve durduk yere madde nasıl olabiliyor? Ve yani bu da bu evrenin sonu neresi? Nasıl olabilir? Sonsuz bir şey nasıl olabilir? Biz nereden geldik? Yani bütün bunlar tabii çok ilginç sorular. Ama bunun sonucunda da Allah'ın varlığı çıkmaz. Sadece bir şey bilmiyoruz. Yani bunu, bu bu düzen nasıl olmuş, bu dünya nasıl olmuş, bu evren nasıl olmuş, madde nereden gelmiş, bilmiyoruz. Ee, şey, demin ki sorumu, bağ... sorumu tekrarlayabilir mi hocam? Mesela demin ki olasılık mantığı sizin konunuz olduğu için özellikle olasılıkla bir yerden gitti. Burada merhaba Ali nesin yazsaydı, siz bunu yazanı görmeseniz de. Türkçe'deki bunun birleşiminden, bunun arkasında bilinç olduğuna inanır mıydınız? Yoksa bu çok şaşırtıcı değil, arkasında bilinç olduğu kanaatini e, ifade etmez miydiniz? Onun arkasında tabii bilinç vardı. O, işte birisi vardı arkasında, onu yazan, merhaba ailesin diyen ya da yazan. O, o, o kesin. E, ama mesela şey demem. Onu Peki Ahmet evrende yapmıştı, düşük demem. olasılıklar gerçekleşince siz de böyle deminki gibi bir argüman sunmanda ...değiştirilmesi gerekli bir unsur görüyor size... musunuz? Buradaki onun, mantığın onun benzeri değil, bir mantığı hatta, oraya taşıdığımızı ifade ettim. Yani şey. her gün kullandığımız Peki. mantığı... ...evrene uyguladığımızda, yani yepyeni bir mantık kullanmamızı değil, hep kullandığımız mantığı... ...evrene uyguladığımızda Bey, böyle bir kanaate bir varamaz vardır. mıyız? Şöyle bir tören vardı Eğer herhangi bir olayın gerçekleşme olasılığı... ...sıfırdan büyükse, yeterince denerseniz... ...o olay gerçekleşir. Mesela... ...kaçtan karşıya geçerken ezilme olasılığınız var mı? Var. Yeterince kaçtan karşıya geçersen ezilirsin. Tabii. Bir, bir olayın olasılığı ne kadar düşük olursa olsun, yeter ki pozitif olsun, sıfır olmasın yani. Sıfır Hı. bir, sıfır sıfır bir olsun. Bir milyarda bir olsun. Ama Merhaba Yeterce Ali denersen, Nesin e, tahtada, Merhaba Ali Nesin de ne kadar e, denenirse, yani tebeşirlerin rastgele tahtaya çizilmesiyle herhangi bir şekil oluyorsa, Merhaba Ali Nesin yazmasının arkasında da bir de olsa bir olasılık var rastgele. Orada hiç şüphe etmeden bilinç olduğunu anlarım dediniz. Mesela orada tereddüt etmediniz demin. Ya şu anda pek anlamıyorum dediniz de, şu anda ekranda Bakın, mı Merhaba Ali yani yazsa? Mesela şöyle dedim hatırlıyorsanız. Mesela bir tahtada Merhaba Ali Nesin yazsa, onun arkasında bilinç olduğunu yazanı görmeseniz de hiç şüphesiz anlarsınız. Diyelim ki hep beraber bir adaya çıktık, burası olmasın. O adada bir insan Hadi. yaşayıp yaşamadığını gör, bilmiyoruz. Ama orada Merhaba Ali Nesin yazısını görseniz, Bunu büyük olasılık mantığından, ee, yani o e, kumların üzerine öyle bir şey yazılmış olsa. Kumlarda rastgele çukurlar zaten oluşuyor. Benim ismim de rastgele oluşuyorsa ufak bir olasılık olsa da bu olur demezsiniz. Bu o kadar düşük olasılıktır ki Merhaba Ali Nesin. O demin söylediğim olasılık mantığından arkasında bilinç olduğunu demin hemen anlarım dediniz. O bilinç. Burada oluyor da Doğru diğerinde niye olmuyor? Ama çünkü aşina olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Aşağı yukarı anladığımız bir dünyada yaşıyoruz. Oysa diğer soru maddenin varlığı, dü evrenin düzeni falan... Aşina olmadığımız bir dünya. Ona da, o evrene de bu dünyaya aşina olduğumuz kadar aşina olsak o zaman daha fazla geç alırız tabii ki. Ama yani, alışık kumsalda, olduğumuz bir mantığı oraya taşıyoruz. Yazması, kumsal'da Merhaba yazması Tanrı ol olamayacağına dair mantık ütmeler de var. Mesela e, tanrı kötülük nasıl mümkün? Tanrı varsa kendi kendisini yok edebilir mi? Ya da aksine şey var. Mesela Pascal'in meşhur iddiası var. E, diyor ki Tanrı varsa ve inanmıyorsan bunun cezası o kadar büyük ki İnanmak daha iyidir diyor. Yani in, 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 inanmamakla çok fazla bir şey de etmiyorsun. Ama inan inanmazsa in, mükafatı çok büyük. Fakat şurada başka bir konuya gireyim. Ben e, akıldan, uzaklaşmadan bahsedemiyorum. Dikkat ediyorsanız ben inanalım Pascal'ın argümanını da kullanmadım. Pascal hocamızın meslektaşı. Ama Pascal kendisi böyle bir daha çok kar zarar hesabı üzerinden Pascal's Wager, Pascal'ın kumarı veya Pascal'ın bahsi diye literatüre geçen bir argüman veriyor. Ben o argümanı kullanmadım. Ben programın hemen girişinde rasyonel temelli, kudreti, bilgisi yüksek, ...evrene müdahale eden, canları bilinçli şekilde Allah'ın ortaya çıkarttığı ile ilgili... ...ve de üstelik hocamın alanından da bir şeyler giren bir argüman verdi. Yani dikkat edin ben rasyonel temelli bir şekilde Allah'ın varlığının temellendirilebileceğini iddia ediyorum. Mesela bir tane daha da argüman vereyim. Yani bilimle dini çatıştırmaya kalkanlara karşı. Mesela bilimin müthiş başarılarını görüyoruz. Ne yazık ki bilimle dini çatıştırmaya din adına da bilim adına da çalışanlar var. Oysa bence bilimin bu müthiş başarılarını bile biz... Ancak Allah'ın evreni belli şekilde düzenlemesiyle daha iyi anlarız. Niye? Çünkü bir bakıyoruz insan çok çok aciz bir varlık. Kalbimizin atışına sözümüz geçmiyor. Toz tanelerin içinde toz tanesi olan bir dünyanın içerisindeyiz. Fakat diğer taraftan bir bakıyoruz bu kadar büyük acizlik içinde evrenin 13,8 milyar yıl önce oluştuğunu anlıyoruz. 4,5 milyar yıl önce Dünyanın oluştuğunu anlıyoruz. Dünyadaki Kambriyen patlaması gibi birçok süreçleri anladığımız gibi DNA'nın içine girip DNA'nın nasıl bizim genetik yapımızı, bilgisini taşıdığını anlıyoruz. Bu kadar acizlikte bu kadar şeyi nasıl biliyor olabiliriz? Ha bunun bana göre de en iyi açıklaması teker teker analizlere girdiğimizde Allah'ın evreni anlaşılacak şekilde yaratmasıyla bunu anlayabiliriz, temellendirebiliriz. Yani evren kendi kendine var olan bir yapı olsaydı, hocam demin o soruyu sordu. Evrenin bu derece anlaşılmaya açık olmasını bekleyemezdik. Burada çok karıştırılan şeylerden birisi var. Fizik doğa yasalarını açıklıyor. Daha doğrusu tarif ediyor doğa yasalarını, nasıl işlediğini. Ama ne oluyor da bu doğa yasalarının var olduğu bir evrendeyiz açıklamıyor. Mesela şöyle düşünün. Bütün evreni biz gözlerimizle görüyoruz. Bütün bilim gözlerimizle görmemiz sayesinde mümkün. Şu kadarcık bir gözün içine katrilyonlarca büyük gezegenler, yıldızlar sığıyor. Nasıl katrilyonlarca büyük bir şey buradan gir, giriyor? Bu bir sihir değil. Nedeni basit. Çünkü optik yasaları var. Optik yasaların var olduğu bir evrendeyiz biz. Şimdi bilim optik yasalarla nasıl küçücük gözün büyük evreni gördüğünü tarif ediyor. Fakat Wittgenstein, Berkeley gibi felsefecileri dikkat çektiği gibi modernitenin aldanması şudur. Bilimin evreni tarif etmesini o yasaların açıklaması zannederler. Oysa bilim Optik yasanın nasıl işlediğini tarif ediyor. Ne oluyor da biz böyle evreni böylesine bilmemizi mümkün kılan bir e, optik yasaların var olduğu bir evrendeyiz sorusuna gittiğimizde işte burada felsefi argümanlara geçiyoruz. Mesela matematikten bir örnek gelin. Diyelim ki cebinizde 5 tane 200 lira var bir matematik 5 çarpı 200'den cebinizde 1000 lira olduğunu matematik söyler. Ama cebinizdeki 1000 liranın açıklamasını matematik vermez. Cebinize ne oldu da 1000 lira girdiğini. Şimdi fizik yasaları da çok <laughs> benzer şekilde yasaların varlığını tarif eder. Ama ne oluyor da yasalar orada varı açıklamazlar. Yasaların varlığını biz analiz ettiğimizde bu yasalar bizim evreni anlamamızı mümkün kılıyor. Ve bilim yapmamızı mümkün kılıyor. Bu yüzden bizim bu kadar büyük bir acizlik içinde Bilimde bu kadar büyük başarılar etmem elde etmemiz tesadüf değil. Evrenin yapısının anlaşılmaya açık düzenlenmesi sayesinde. Cenab-ı söylediği gibi Cenab-ı evet Cenab-ı'nın söylediği gibi akılla mantıkla Allah'ın varlığı ya da yokluğu anlaşılmaz. Yokluğu biraz daha fazla anlaşılır doğrusu. Değerli hocam ben evet. deminden biri argümanlar söylüyorum. Bu argümanlara cevabınızı duymak isterim. Var yok biraz şey oluyor. Yani slogan gibi oluyor. Şey dedikleriniz hepsini de, haklısınız. Hı? E, hepsini, hepsini o zaman de benim dediklerim doğruysa Allah'ın varlığını materyalist ateiz ve tercih etmemiz için veya agnostik görüşe tercih etmemiz için rasyonel sebebimiz var demektir dediklerim doğruysa. Hayır. Dediğiniz her şey doğru. Bu son çıkarımızın temeli yok. Evet, evet. çok şaşırtıcı şeyler var. Evet, bu dünyayı anlamamız baş başa şaşırtıcı. Böyle bir düzen olması. Hepimizin iki gözü var burada, bir burnu var burada, ağzı var, kulakları var. Hepimiz, hepimiz yerli yani demek ki bir düzen var. Peki Yoksa ben şöyle ebiliriz, bir şey yani, diyeyim. Gibi olurdu? Hocam bir örnek... Caner ee, Bey sizinle, biz sizinle çok iyi anlaşacağız. Tabii ki ne güzel. Memnun olurum. Sizinle aşağı yukarı aynı konularda düşünüyoruz. Ee, ama ben sizin gibi bir sonuca varmıyorum. Fark o. Bilim nasıl mümkün, matematik nasıl mümkün, nasıl anlıyoruz, olasılık nasıl olabiliyor, nasıl var öyle bir şey. Evet. Bunun üzerine, bunun üzerine ben yani bayağı devin demeyeyim de uzun uzun düşünen birisiyim. Hocam bir, de hmm. ben dikkat edeyim. Ahlak argümanı, bilinç argümanı benim mesela alan var 12 deli kitabımda var. Ben de özellikle sizin alanınızdan bir şeylerle girmek istedim. Ve daha da çok beğeneceğini düşünerek. Ya bu boşu boşuna kök çekiyorsunuz. Kimseyi kandıramazsınız, inandıramazsınız kimseyi. Ben de inandıramam, siz de inandıramazsınız. Ee, Dediğiniz sonuçta doğru olabilir ama yani neden ya, inandığım rasyonel gerekesini ifade ya, etmeye çalışıyorum. Ben de o kadar çok ki, hocam bakın, bir gün. Ben de, inşallah ya, bir diyorum ki, bir saniye diyorum ki, ya gerçekten de bir Allah olması lazım diyorum. Yani olması lazım. Yani bu nasıl mümkün böyle bir şey? Yani, ya ben de diyorum ama yani inanmıyorum. Ya yani bir şeyin. O, bir şey evet yani nasıl tabii bir ki hocam bir hepimiz şey, özgür, özgür irademiz yani. hepimiz özgür irademizle ne inandığımızı belirleyeceğiz ama ileride bir program siz isterseniz bu programda belki uzun bir başlık siz hocam Türkiye'de birçok kimseye matematiği sevdiren bir insansınız ben matematiğin iç yapısını, ve matematiğin evrene uygunluğunun Allah'ın varlığıyla en iyi şekilde açıklanacağını mesela düşünüyorum. Bir gün isterseniz bu konuda müstakil program yapmak isterim. Hatta Şirince'ye bile en, gelirim en veya en siz buraya gelin. En iyi demeyelim. En kolay evet. diyelim. En kolay demiyorum, en iyi diyorum. Bir şeyin aslında kolay... Da. Konuşalım kolay mı, iyi mi? Ben işte bir daha tekrar edeyim Matematiğin evrene uygunluğunun ve matematiğin iç yapısının da Allah atıfla en iyi şekilde açıklanacağını düşünüyorum. Felsefe tarihinde Leibniz'den Kantor o kadar birçok kimse matematik Allah ilişkisiyle de ilgilendiler. Gelin sizin de alanınız, benim de alanım yani felsefe felsefeyle matematikle ilgili bu konuyu bir gün konuşalım derim ama Ondan önce benim burada sunduğum mantık şuna benziyor onu ifade etmek istiyorum. Demin ona başlayacaktım yarım kaldı. Diyelim ki Hasan'la Mehmet koşu yarışı yapıyorlar. Biz koşu yarışını görmüyoruz. Fakat şu anda görüyoruz ki Hasan sevinçli ve Mehmet üzgün. Çok önemli bir koşu yarışı olmasına rağmen. Şu anda gördüğümüz bu fenomen hangi durumda daha muhtemeldir sorusunu soruyoruz. Bu akıl yürütmeyi aslında bilimde de birçok şeyde de çok kullanırız. Eğer ki Hasan kazandı ve Mehmet kaybettiyse şu gördüğümüz fenomen daha mümkündür. Evet biz Allah'ın varlığını da maddenin ezeli varlığını da görmüyoruz. Ama elimizdeki veriler çerçevesinde maddenin ezeli olduğu başlangıcı olduğu mu? Evreni tasarımlandığı mı Bilinç, ahlak gibi birçok unsurun tesadüfen mi ortaya çıktığı yoksa ezeli bir Allah tarafından mı bunların temellendirilebileceği konularından rasyonel argümanlar kurabiliriz. Ve ben şu anda karşımızda duran evrene matematiğin yapısına bir daha matematiği de özellikle vurguyorum. Evrene, matematiğin yapısına, ahlak fenomenine, bilinç fenomenine, demin bahsettiğim evrendeki hassas ayarlara ve evrenin insan tarafından böylesine anlaşılmaya açık olmasına yasaların ve diğerlerin düzenlenmesinden bunların hepsinin bütün bu farklı fenomenlerin hepsinin Allah'ın varlığıyla daha iyi açıklandığını ve bu total durumun Allah'ın varlığına inanmayı alternatif bütün görüşlerden yine altını çiziyorum daha rasyonel kıldığını bakın psikolojik bir tercihten bahsetmiyorum. Daha rasyonel kıldığını savunuyorum. Yani dile getirmeye çalıştığım argüman bu.